Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanan kolesterol hakkında merak edilen her şeyi bu bölümde bulabilirsiniz. Kolesterol nedir? İyi ve kötü kolesterol nedir? Kolesterolün nedenleri, belirtileri, tedavisinin detayları için konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu üyesi Doçent Doktor Barış Güngör. Efendim, sizin de bu konularda sorunlarınız, sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla efendim mesajlarınızı ulaştırabilir. Canlı yayında yanıtını öğrenebilirsiniz. Sayın Güngör, hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim davetiniz için. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Evet. Aslında değil mi, hemen hemen herkesin yaşadığı bir problemi, bir hastalık mı diyoruz kolesterole, ne diyoruz hocam? Bir sorunu konuşacağız herhalde. Kolesterol tabii vücudumuzda bulunan bir molekül aslında. Bizim hem kendi vücudumuz bunu üretiyor ve temel yapı taşlarından biri vücudumuzda. Gerek hücrenin zarında olsun veyahut da işte nörolojik dokularımızda. Burada hastalık diyebilmemiz için dolaşımda ihtiyacımızdan fazla kolesterol dolaşmaya başlarsa damar tıkayıcı bazı özellikleri kazanabilir. Hı hı. Ve bu yan etkiye bağlı olarak da tabii kalp damar hastalıklarında artış açısından biz tıp camiası olarak bunu çok ciddi bir risk faktörü olarak görüyoruz. Evet. Ve bununla ilişkili hastaları hem tanımak hem de bunları yönlendirmek, gerekirse de ilaç tedavisi verme noktasında hastalarımıza özen göstermemiz gerekiyor. Hastalık diyebilmemiz için bazı değerlerin çok yüksek olduğunu hastada görmemiz gerekiyor. Bu yüzden çok önemli değil mi hocam? Evet. Şimdi, önemini bir kısmı da şöyle açıklayayım. Evet. Hastalar bunu çok fazla belirti anlamında, tabii hastalık dediğimiz şeyin biraz belirtisinde olması lazım. Genelde hastalarda çok yüksek kolesterol değerleri olmadıktan sonra hastalar bunu hissedemezler. Ne zaman ki bir kalp krizi veyahut da bir felç gibi bir yan etki oluştuğunda, yani hastalık aşikar duruma çıktığında sende böyle böyle bu hastalık oluştu ama kolesterolün de yüksekmiş dediğimizde biraz iş işten geçmiş oluyor. Evet. Ve biz o önleyici tıbbı o hastayı uygulamak için geç kalmış oluyoruz. Bu yüzden biraz daha toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve hastaların da bu konuda kan tahlili yaparaktan doktorların da bu konuda birazcık yönlendirmelerini gerektiğini düşünüyorum. Evet, o yüzden çok önemli. Gerçekten hocam, akıllar karışık. Şimdi şöyle başlayalım. Acaba kalp damar hastalıkları Türk toplumunda önemli bir hastalık birimi mi? Senelerdir yayınlanan istatistik verilerine göre Türk toplumunda en önemli ölüm sebebi kalp damar hastalığıdır. Kalp damar hastalığı dediğimiz şey, tabii ki ben kardiyoloğum, kalp krizi, kalp yetersizliği ve felç, inme, yani boyun damarları veya beyin damarlarının tıkanmasına bağlı olarak felç. Bu hem önemli bir ölüm sebebidir hem de iş kaybı veyahut da işte özürlü durumda kalma gibi engelliliğe yol açan ciddi bir toplumsal problemdir. Bundan sonra işte kalp damar hastalıklarına sonra kanser, enfeksiyon hastalıklar gibi çok arkada kalıyor maalesef toplumumuzda. Evet. Hocam, şimdi kolesterol yüksekliği risklerden bir tanesi dedik. Hı. Peki ya kalp damar hastalıklarının diğer risk faktörleri nelerdir? Diğer risk faktörleri aslında hepimizin kendi bizde de olan veyahut da çevremizdeki arkadaşlarımızda da gördüğümüz sedenter hayat dediğimiz, yani inaktif hayat. Egzersiz yapmamak, çok fazla oturmak, sürekli araçla bir yere gitmek. Sigara kullanımı çok önemli bir risk faktörüdür. Genç yaşlardan itibaren başlıyor. Ülkemizde sigarayla mücadele çok yol almamıza rağmen hala bunu tam olarak çözebilmiş değiliz. Evet, ne yazık ki. Kolesterol yüksekliği dedik. Sigara, aile hikayesi çok önemli. Eğer ailenizde 50'li yaşlarda kalp krizi geçiren veya felç geçiren biri varsa genetik olarak sizin de bu hastalığa yatkınlığınız olduğunu düşünmeniz ve buna göre gerekli tetkikleri, check-up denebilir buna, yapılması gerekir. Bunlar önemli risk faktörleri. Peki hocam, ya kadınlarda yüksek riski gösteren hastalıklar hangileridir? Tabii kadınlar, onların bir annelik vazifesi var ama maalesef bu annelik esnasında bu doğum normalde doğanın bir kanunu olsa da annelere ek bir yük getiriyor. Kalp hastalığı olanlar hamilelik esnasında ciddi şikayetleri gelişebiliyor. Toplumumuzda kapak hastalığı yaygın ama kalp hastalığının riskini arttırıcı ek hastalık olarak dersek mesela hamilelik esnasında şeker yükselmesi, 20. haftadan sonra tansiyonun yüksek çıkması, hamilelikte tansiyon tedavisinin verilme gerekliliği olması, bunlar riski artırıyor. Bir de doğum sonrasında kalp yetmezliği maalesef çok ciddi bir hastalıktır. Eğer doğum sonrasında annede işte bacaklarda şişme geçmezse, ciddi nefes darlığı gibi şikayetler oluşursa bunlar zaten hemen kardiyoloğa gidip kalp fonksiyonlarında doğuma bağlı bir anormallik oluşmuş mu diye kontrol edilmesi gerekir. Bildiğiniz gibi polikistik over deniyor, evet. Obezite, bunlar bayanlarda ciddi bir problem. Maalesef ülkemizde obezite sıklığı bayanlarda Avrupa'da birinci, erkeklere göre belki iki kat daha fazla obezite var. Yine bel çevresinin
genişlemiş olması, yani beldeki kalınlaşma. Bunlar bayanlarda belirgin olarak riski artıran durumlar. Tabii bayanlarda sigara kullanımı vesaire, bunlar hem erkek hem bayan olarak ortak ciddi bir risk faktörü. Peki bu risk faktörü altındaki kadınlar ne yapmalı hocam? Önerileriniz nelerdir buradan? Yani burada bazı gerçekleri kabullenmek lazım. Yani ben sigara içmeden duramıyorum, benim çok stresim var vesaire, bunlar kabul edilebilir şeylerdir. Bir kere sigara kesinlikle hayatından çıkarılmalı. Stres çok önemli. Tabii bu bir ailesel de bir problem olabilir. Yani stresi minimum getirecek. Hem erkek hem kadınlar açısından stresten uzak durulacak. Bol bol yürüyüş yapılacak. Tabii diyet çok çok önemli. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Fazla kaloriden kaçınacağız. Karbonhidrattan kaçınacağız. Bir de ailesel bir yatkınlık var mı diye, tabii ki belli bir yaştan sonra, özellikle 40 yaşından sonra bir kan tahlili yaptırmakta fayda var. Bazı testlere gireceğiz, evet, değil mi? Evet. Check-up'lar önemli bu anlamda. Şimdi hocam, yüksek ve düşük kolesterolü anlattınız. Bir de iyi ve kötü kolesterol var. Trigliserit diye bir terim var. Bunlar akıl karıştırıyor. Evet. Kolesterol dediğimiz vücudumuzda çok fazla olan bir molekül değil aslında. Hep bu kolesterolü konuşuyoruz ama insan vücudunda 150-200 gram gibi çok düşük miktarda kolesterol var. Ama problem dolaşımdaki kolesterolün artıyor olması. Çünkü karaciğerde depolanması veya dokularda depolanmasında bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi bunları hücreler kullanıyorlar ve temel yapı taşı dedik. Hücrelerin çalışması için bu gerekli bir molekül. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak kolesterolün dolaşımda artması, yani dokuların dolaşımdan bunu çekememesi, özellikle karaciğerin, bizim kanda ölçtüğümüz bu kötü kolesterol dediğimiz LDL, hastalara bazen lanetli falan da diyorlar. Bu kötü kolesterolü arttırıyor. Bu kötü kolesterol hücre duvarı, damar duvarına giriyor ve orada plak denen damar plaklanması veya damar tıkanıklığına seneler içinde tabii ki zemin hazırlıyor. Trigliserit dediğimiz olay tamamen farklı. Trigliserit de yine vücudumuzda var ama daha çok dışarıdan aldığımız yağlar. En çok yağlar var. Bu serbest yağ asitleri dediğimiz olay. Mesela işte bu zeytinyağı sağlıklı deniyor. Doymuş yağ asitleri, doymamış yağ asitleri. Bunların hepsi trigliseritle ilişkili bir şey. Tabii trigliserit dediğimiz şey bir de göbek yağlanması. Yani trigliserit vücudun enerji deposu. Biz ne kadar enerji yakarsak bizim trigliseritimiz azalıyor. Yağ hücreleri küçülüyor. Bu iyi bir şey o zaman. Bu iyi bir şey tabii ki. Trigliserit mümkün olduğunca düşük olması lazım. LDL de bünyesel olarak da bazen düşük bazen yüksek olabilir. Eğer hastayı biz riskli gruba alırsak da ilaç tedavisiyle LDL'yi düşürmenin klinik faydasını çok olduğunu görüyoruz hastalarda. İyi kolesterol denen olaya da gelip, o da hayırlı kolesterol, HDL. Bu HDL olayı senelerce hep bir risk düşürücü bir faktör olarak gördük. Yani yüksek HDL hastaları gördüğümüz zaman biraz da yanlış bilgilendirme yaptık. Ya hocam ben işte sigara içiyorum ama benim HDL'm yüksek, o onu götürüyormuş falan gibi böyle. Bunu biraz hastaları yanlış yönlendirdik. HDL yüksekliği şu anda genelde kolesterolü vücuttan toplayıp temizliyor gibi senelerce bu anlatıldı, bir şey yapıldı. Ama daha çok HDL'nin çok yüksek olmasında fazla bir işe yaramadığı görüldü. Biraz bağışıklık sistemi üzerine, yani HDL'si yüksek olanların bağışıklık sistemi biraz daha güçlü olduğu yönünde şu an inancımız var. Mikroplarla mücadele yeteneği daha iyi olduğunu düşünüyoruz. HDL yüksekliğini şu anda çok fazla hastalara dillendirmiyor. Çünkü hastaya benim HDL'm yüksek deyip biraz işi gevşek tutabilir. Genelde trigliseritin düşük olmasını, LDL'nin özellikle düşük olmasını hastalara hedefliyoruz. Peki hocam, tüm bu değerlere insanlar ne zaman baktırmalı? Çocukluk yaştan itibaren baktırmalı mıyız, yoksa belli bir risk grubu mu var? Evet. Ya bütün dünyada bu bir tartışma konusu. Çünkü kalp damar hastalığı genel bünyenin sağlığı. Yani obezite çocukluktan başlıyor. İşte sigara kullanımı çocukluktan başlıyorsa pratik olarak da kolesterol bakımı tetkikleri pediatrik yaş grubundan başlanabilir. Avrupa, Amerika veyahut da Asya gibi farklı bölgelerin kendine göre bazı kriterleri var. Çünkü vücut yapısına göre bu değerler değişebilir. Genelde Amerika'da mesela obezite çok fazla olduğu için, yani 7'li 8'li yaşlarından sonra bir kolesterol tahlili yapılsın diye söyleniyor. Çünkü çocuğun diyetini ona göre düzenleyip gerekirse 10'lu yaşlardan sonra çok yüksek yine kolesterol devam eden çocuklara dahi ilaç tedavisi önerilebiliyor. Ama normal birey sigara kullanmıyor, ailesinde kalp hastalığı yok, o zaman da 20'li yaşlardan sonra bir defa baktırılabilir. O da gerçekten uzun vadede işte şeker hastalığına yatkınlık, işte yine kalp damar hastalığına yatkınlık açısından elinde bir veri olması açısından kullanışlı olur. Peki kolesterol yüksekliği hocam en tehlikeli ve istemediğiniz, görmek istemediğiniz bir sonuç değil mi? Evet. Belirtileri var mıdır? Kişi kendinde anlayabilir mi bunu? Çok yüksek olursa deride beneklenme tarzında kolesterol birikmeleri nodüler tarzı oluyor veyahut da gözün etrafında beyaz halkalanma gibi, ama bunlar zaten ailesel genetik geçişli kolesterol yükseklikleri oluyor. Nadirdir, yani milyonda bir gibi veya 100 binde azdır, ama genel, yani bizim toplum sağlığımızı tehdit ettiğini söylediğimiz
sizde bizde herhangi birimizde olabilecek ılımlı kolesterol yüksekliğinin bir belirtisi olmuyor. Hiç belirti vermiyor. Dolayısıyla bu testleri yaptırmak gerekiyor. Tabii testi gerekiyor. Yaptırmadan bunu bilemeyiz. Peki yüksek kolesterolü çıktı bir kişinin kalp damar hastalığına yol açacak mı demek midir bu? Evet. Burada kabul edilen genel görüş şu, kolesterol yüksekliği sürekli vücudun içinde, tabii ki biz uyusak dahi metabolizmamız hep çalışıyor. Kolesterol yüksekliği eğer vücuda zarar verecekse seneler içinde, bu çocukluktan dahi başlayabilir, vücutta değişmeleri başlıyor. Ama hasta bazısı 40 yaşında kalp krizi geçiriyor, bazısı 50, bazısı 20 yaşında kalp krizi geçiriyor. Kolesterol yüksekliğinin derecesine göre vücuttaki etkileri, hızı değişiyor. Belli bir oranda, mesela diyelim ki kolesterol seviyesi, LDL dediğimiz kötü kolesterol 125-130 civarına çıkıyor. Biz diyoruz ki 40-45 yaşından sonra bu hastada yavaş yavaş kalp hastalığı olabilir. O yüzden zaten bu 40'lı yaşları biz check-up açısından 40 yaşından sonra biraz daha hastalara özen göstereceğiz. Yani kolesterol normal bile olsa, sen sigara içiyorsan, ki ailende varsa, işte hayat, stresli bir hayatın varsa, kilo problemi varsa, 40 yaşından sonra biz bu hastaları artık kalp krizi adayıymış gibi değerlendiriyoruz. Peki kan tahlilinde hangi değerleri görürsek hocam yüksek kolesterol denir ve buna takip gerekir? Evet. Yani total kolesterol, LDL kolesterol, bir de HDL kolesterol dedik. HDL kolesterol düşük olursa, 40'ın altında olursa, o iyi bir şey değil, o kesin. LDL kolesterol de genelde 160'ın üzerinde olursa, bunu biz biraz riski arttırdığını söylüyoruz. Total kolesterol için ise 240 mg seviyesinin üzerine biraz hasta açısından biz iyi olmadığını söylüyoruz. Peki ne yapıyorsunuz bu durumda? Hemen ilaç mı başlıyorsunuz hocam? Şimdi ilaç tedavisi için tabii hastanın risk durumunu belirlemek lazım. Çünkü normal, dediğim gibi, sadece kolesterol yüksekliği olan bir kişiyle işte çok kilolu, obez bir hasta, sigara problemi olan hastalar farklı. Bununla ilişkili Amerika, Avrupa'nın da, biz Avrupa'ya tabii dahil olduğumuz için, Avrupa Kalp Cemiyeti'ne risk skalaları var. Hastanın sigara kullanım durumu, tansiyon değeri, işte cinsiyeti ve kolesterol değerine göre bir risk belirlemesi yapıyoruz. Orada elde ettiğimiz, mesela 10 sene boyunca bu hastanın kalp krizi geçirme riski veya kalp krizine bağlı ölme riskini kafamızda biraz şekillendirdikten sonra, o değer üzerinden hastaya hayat tarzı değişikliği veyahut da eğer riski yüksek görüyorsak hayat tarzı değişikliğine eşlik edecek şekilde kolesterol düşürücü ilaçları başlamamız gerektiğini ona göre yönlendiriyoruz hastayı. Hocam birlikte bir sokağa çıkacağız. Bu konuda mikrofon uzattık vatandaşımıza. Hı. Bakalım ne yanıtlar aldık, üzerine sohbet edeceğiz. Gözde Çeri'nin röportajları geliyor ekrana. Kolesterolünüz yükselmesin diye neler yapıyorsunuz? Kolesterol yükselmesin diyekten doktorun verdiği ilaçları muntazaman kullanıyorum. Kullandıktan sonra, yani kolesterol ilacını aldığımız zaman sütlü, yoğurtlu, ayran gibi şeyleri 2 saat sonra almamız lazım. Tuzlu yemiyorum, ekmek yemiyorum, peyniri çok yemiyorum işte. Ne yapayım, elimden geleni yapıyorum. Kolesterol yükselmemesi için en çok şey yeme, yani yeşillik yiyeceksin, şey yiyeceksin, hamurdan kaçacaksın. Üç şeyden, şekerden kaçacaksın, beyaz undan kaçacaksın, tuzdan kaçacaksın. Kolesterol pek çakmıyorum, dikkat edeyim, ama iyiyim, çok çok. Vallahi sebze yemeye çalışıyorum işte, ama ekmeği bırakamıyoruz bir türlü. Hocam tek başına diyetle kolesterol yüksekliği tedavi edilebilir mi? Evet. Mesela vatandaşlarımızın dedikleri doğru mu? Evet. Diyet tedavisi, dediğimiz gibi, bir kolesterol var, bir trigliserit var. Trigliserit için çok etkili. Çünkü özellikle hamur içini azaltmak trigliserit seviyesini düşürüyor. Ama kolesterolü azaltmak çok fazla, açıkçası yani az kolesterol almak çok fazla bizim kolesterolümüzü düşürmüyor. Ama çok hasta kendine dikkat etti, yani vatandaşlarımızın söylediği gibi, yani sebzeye çok ağırlık verdi, kırmızı eti kaldırdı, işte protein ihtiyacını balıklardan sağlamaya çalıştı, zeytinyağını çok kullan. LDL seviyede, yani kötü kolesterol %30-40 civarında düşüş sağlanabilir. Ama bu bir hayat tarzı değişikliği tarzında söylüyoruz. Yani diyet, işte stresten uzak durma, düzenli egzersiz yapma, yeri geldiğinde haftanın her günü bayağı böyle kalbi çalıştıracak şekilde egzersizler. Bunların hepsini beraber bir hastaya 3 ile 6 ay takip ediyoruz. Ondan sonra hastayı bir kere daha değerlendirmek lazım. Eğer istenen bir seviyeye düşürdüyse, o zaman devam edebilir. Ama dediğim gibi, bunların hepsi kalp damar hastalığı hiç tanısı almamış. Yani sadece daha sağlıklı yaşamak için biz önerilerde bulunduğumuz bireyler. Ama eğer hastada damar tıkandı, kalp krizi geçirdi, bypass oldu veya felç geçirdi, benzer şekilde bacak damarlarında daralmalar var, tıkanmalar var,
Bu hastalarda diyet tedavisine her zaman ilaç tedavisi vermek lazım. Bunlara diyet tedavisi elde edecek kolesterol hastalığın gidişatını yavaşlatmaya yetmez. Onlara ilaçla daha da düşük değerleri hedefliyoruz. Mesela bir vatandaş şunu söyledi. İlaçtan 2 saat sonra almam gerekiyor süt ve süt ürünlerini dedi. İlaçla beraber böyle hiçbir ilişkisi yoktur. Yok, yani bu ilaçlar günde düzenli her gün alındığı zaman 24 saat etki edecek şekilde. Genelde hastalar akşamları alırlar. Kolesterol üretimi akşam biraz daha fazla olduğu için karaciğerde. Genelde biz hastalara söylediğimiz akşam alıp yatın tarzında söylüyoruz. Peki hocam, kolesterol düşüklüğünün vücuda zararı var mıdır? Evet, kolesterol düşüklüğünün vücuda zararı yok. Çünkü normalde zaten biz doğal bir hayat, tabii ki şu anda şehirleşmiş bir hayat sürdüğümüz için pek yani doğanın bize sağladığı imkanları bir kenara koyduk. Biz arabayla gidiyoruz, gezmiyoruz, avlanmıyoruz, aç kalmıyoruz, en önemlisi o. O yüzden düşük kolesterol diye bir problem toplumda şu anda yok. Yani ama bilinen gerçek şu, eğer bir genetik bir sebepten dolayı kişinin kolesterolleri ömrü boyunca düşük gidiyorsa, ki birçok zaten ilaç geliştirmeleri bu bireyler üzerinde elde edilen verilerden yapılmıştır. Bunlarda kalp hastalığı riski düşüktür. Ama işte bilinçsel durum, mesela Alzheimer hastalığı gibi, bunlarla ilişki tabii çok manipülatif şeyler de var. Ya pratik olarak tıp camiasında herhangi bir Alzheimer artışı veyahut da bilinçsel bozulma, böyle bir riskten biz hastaları söz etmiyoruz. Çünkü hastaları kalp damar hastalığından korumada elde ettiğimiz fayda bu belki olabilir. Belli bir risk artışı olabilir, tıp bunu ispatlamasa bile. Onun yanında çok çok fazla. Yani hasta bunamasın diye ilaç vermediğimiz zaman hasta felç geçirip bu defa farklı bir sebepten dolayı yine aynı sona ulaşabilir yani. Yani artık toplumumuzda düşük kolesterol durumunu görmüyorsunuz. Yok. Geçmiş yıllarda mı varmış hocam? Asırlar önce mi varmış? Ya asırlar önce de olabilir. Pratik olarak yani kolesterol tamamen kırmızı et tüketimiyle ilişkili bir şey. Bir de bünyesel bir şey. Zaten bu hastalıkların, yani kolesterol tedavisi 30 senelik bir geçmişi var. Ondan önce böyle bir şey zaten bilinmiyor yani. Yani damar hastalıklarının tanınması 100 senelik geçmişi var. Yani ondan önce zaten bir damar hastalığı, kolesterol yüksek, böyle bir hastalık zaten yok yani, bilinmiyor. Peki hocam, gözlemlerinize göre kolesterol yüksek olan kişilerin profili nasıl? Daha çok kadın mı, erkek mi? Hangi yaş grubu? Evet, genelde orta yaşlar, 40'lı yaşlardan sonra, yani yüksek olmasından çok hastanın genel risk. Yani kolesterol bir risk midir yoksa bir hastalık mıdır? Bazı insanlar için bir risktir, bazı insanlar için bir hastalık. O da yaşa ve hastalıklarına göre değişir. Eğer hasta için bir kolesterol yüksekliğinin bir risk olduğunu düşünüyorsak, o zaman diğer risk faktörleriyle beraber değerlendirmek lazım. Burada en önemli risk faktörü yaş. Yaş ilerledikçe risk artacak. İşte hasta daha az yürüyecek, işte bacağına protez koyuldu, hiç hareket edemeyecek, kilosu arttı vesaire. Bizim toplumumuzda çünkü yaşla beraber obezite de çok artış gösteriyor. Yani bunların hepsi birleşiyor ve sonuç olarak damarlarda tıkanma veyahut da damar tıkanıklığının aşikar hale gelme olasılığını arttırıyor. Ama onun dışında genç bir, yani 10 yaşında bir çocuk eğer 60 kilo, 70 kilo veya da neyse obez bir görüntüsü varsa, tabii onu da pediatri, bizim branşımız olmuyor. Biz çocuk bakmıyoruz. Pediatristler zaten, onların da endokrin birimleri vesaire, bunları değerlendiriyorlar. Çocuklarda da LDL'nin 160'ın üzerinde olması normal değil diye söyleniyor. Şimdi hocam, risk grubuna göre ya diyet veriyorsunuz, yaşam tarzı değişikliği, ya da ilaç veriyorsunuz. Bu kombinleniyor, bu değil mi? Evet, evet. Peki bu ilaçların acaba bu hangi, yani hangi ilaçlar kullanılmaktadır? Evet. Yan etkilerini soracağım birazdan. Evet. Yani ilaç olarak hep bu adı geçen, en çok konuşulan kolesterol düşürücü ilaçlar statin grubu ilaçlar. Bunlar karaciğerde kolesterol sentezini engelliyorlar. Ama burada olay şu, kolesterol sentezini engelleyerek vücutta kolesterolü düşürmüyorlar. Aslında karaciğerin içindeki kolesterolü düşürdüğü zaman karaciğer o kolesterolü yerine getiremediği için, yani yerine koyamadığı için dokudan daha fazla kolesterol molekülünü çekmeye başlıyor. Yani bir nevi onları bir ağla yakalar gibi yakalıyor ve dolaşımdaki kolesterolü düşürüyor. Bu yüzden yani kısmen doğal bir yöntem. Çünkü siz az alırsanız, mesela diyelim ki kolesterolden fakir bir diyete girdiniz. Vücut onun açlığını hissetmek için bu defa bağırsaklardan daha çok kolesterol eminimini tetikliyor. Çünkü karaciğere az gelmeye başlıyor. Karaciğer diyor ki ya benim kolesterolüm azalıyor. Bağırsaklara diyor ki daha çok besindeki kolesterolü çek. Yani bu üç kollu düşünmek lazım. Bağırsaklar, kan dolaşımı ve karaciğer. Biz asıl bu işi, ana metabolizmasını kontrol eden mekanizma karaciğerde olduğu için, karaciğerdeki bu statin grubu ilaçlar bunu azaltıyorlar ve böylece dolaşımdan karaciğer daha fazla kolesterolü hapsediyor diyelim. Yani onu kullanmak için çekiyor ama hapsediyor. Kullanmak dediğimizde şu, safra kesesini, safra asitleri olarak bunu sentezleyip atıyor ki yine kolesterol emilimine yardımcı bir sekresyon oluşturmak açısından. Bir salgı üretmek için kullanıyor. Yoksa kolesterolün genel
Yani yüksek olmasının vücuda hiçbir faydası yoktur. Anladım. Peki hocam, bu ilaçların uzun vadede yan etkileri var mıdır? Şimdi bir kısa vadede olabilir, bir uzun vadede olabilir. Tabii hekim olarak bunları başladıktan sonra hem hastaya bu bilgiyi vereceğiz. Artısını, eksisini, faydasını, zararını hastanın bilmesi lazım. Çünkü hasta bunu onaylayacak. Yani diyecek ki tamam, ben bu tedaviye inandım ve ben bu tedaviyi hep kullanacağım. Çünkü ben kullandım, kolesterolüm düştü, kesmek diye bir şey bir anlamı ifade etmiyor. Çünkü biz karaciğerdeki o fonksiyonu engelliyoruz. Karaciğer temizliyor kanı diyelim. İlacı kesince karaciğer diyor ki vay, benim kolesterolüm geri geldi diyor. Hemen temizleme özelliğini frenliyor. Yine kanda kolesterol yükselmeye başlıyor. Yani hayatına dikkat etse dahi hemen yükselir. Çünkü genetik yatkınlık. Burada en önemli kritik, yani genetik yatkınlık dediğimiz şey, o karaciğer hücrelerindeki o kolesterolü tutan dokular. Eğer o yapı iyi çalışmazsa, siz ne kadar diyet yaparsanız yapın, kanınız hep kolesterol yüksek olacaktır. Zaten bu çok erken yaşta kalp damar hastalığı oluşmasında ve çok yüksek kolesterol yüksekliği olan bireylerde en önemli, en sık saptanan genetik rahatsızlık, reseptör dediğimiz o kolesterol moleküllerini yakalayan kıskaçların fonksiyonlu olmaması veyahut da sayısının yetersiz olması. Onlar çalışmadığı sürece siz ne kadar kolesterol düşürün, ne kadar az yerseniz yiyin, sizin kanınızda, yani bütün aldığınız kolesterol kanda doluşuyor ve damarları tıkama riskini çok arttırıyor. Evet. Peki hocam, ne anlatıyorsunuz mesela hastalarınızda? Kısa vadeli riski ne, uzun vadeli etkisi? Şimdi bu kolesterol ilacıyla ilişkili yani bilimsel olarak kabul edilenler var. Bir de dediğimiz gibi işte bunama riskini arttırıcı vesaire, bilimsel olarak verilerin en azından şu an öyle bir riski söz etmediği riskler var. Burada en sık görülen şeyler işte karaciğerime yan etki yapar mı, böbreğime yan etki yapar mı? Veyahut da işte kaslarımı eritir mi, hastaların anlayacağı tabirde. Genelde biz bunlarla ilişkili hastanın ilacını ilk başladığımızda veyahut da dozu arttırmamız gereken durumlarda bir ay sonra tekrar kanlarına bakıyoruz. Çünkü karaciğerinde zedelenme olursa veya kaslarında eğer bu ilaçlar yan etki yapıyorsa kanda bu değerler yükseliyor. Ama belli bir yere kadar yükseliyor olmuş olması dahi hastaya hemen korkutmaya gerek yok. Çünkü karaciğerin verdiği bir tepki olarak, ilaca tepki olarak da biraz yükselme olabilir. Bazen de bu kas enzimlerinin yükselmesi, mesela hasta ağır bir iş yapmış oluyor, bir gün sonra kan veriyor, vücut zorlandığı zaman da yükselme olabilir. Çok abartı mesela 10 kat karaciğer enzimlerinin yükselme veyahut da kas enzimlerinin yükselme veya karaciğer enzimlerinin 3 kat yükselmenin üzerinde değerler yoksa, hastayı bir kez daha kontrole çağırıp deriz ki yani biraz ilacın etkisi vücudunda hissediliyor kan değerlerinin, ama bu yükselme eğiliminde değil. Karaciğerine herhangi bir yan etki yapmıyor, vücudun herhangi bir yan etki yapmıyor gibi hastaya güven telkin etmek lazım. Çünkü hastanın bu tedaviyi devam ettirmesi için hastanın buna inanması lazım. Yani faydasına inanmazsa, özellikle damar tıkanıklığı olmamış bir hasta, yani bu hastalığın ne kadar ciddi olabileceğini yaşamamış bir hasta bunu kullanmaz. Uzun vadeli etkiler olarak da şöyle söyleyeyim size, rakam olarak vermek gerekirse, hastaya yüksek dozda, yani en yüksek dozda kolesterol ilacı verdiğimiz hastalarda biraz daha yüksek risk olmakla beraber, özellikle diyabete yatkınlığı olan bireylerde 4-5 sene kolesterol tedavisi kullanılan 250 kişiden bir kişi de bir tane yeni diyabet tanısı alabilir. Yani en çok söylenen ve yani bilimsel olarak da ispatlanmış diyelim, kabul edilmiş diyelim, yan etki olarak diyabet riskinin biraz arttığı söyleniyor. Ama bu hastalar zaten kalp damar tıkanıklığı açısından da riski yüksek olduğunda veyahut da geçmişte zaten böyle bir hastalığı olduğunu bildiğimizden dolayı, biraz önce felç hastalığında dediğim gibi, yani bir tarafta damarlar mı tıkanmasın, öbür tarafta yeni bir diyabet hastalığı mı gelişmesini riskli oranladığımız zaman, damar hastalığında engelleyici faydası çok fazla olduğu için hastaya tabii bunu bilgilendirerek yine söylediğimizde birçok hastamız bunu kabul ediyorlar. Çünkü dediğim gibi bir kere yoğun bakıma yatmış veyahut kalp krizi geçirmiş, anjiyo girmiş bir kişi olayın ciddiyetini yaşadıktan sonra genelde hasta, yani ilaç uyumu çok iyi oluyor. Tabii, teraziye koyuyorsunuz ve ona göre bir karar veriyorsunuz değil mi hocam? Evet. Peki şimdi acaba kalp damar hastalığı olmayan kişilere de ilaç tedavisi önerilebiliyor mu? Biraz önce dediğim gibi genetik yatkınlık, birçok hastalıkta genetik yatkınlık diyoruz. Kolesterol ve kalp damar hastalığı için genetik yatkınlık kesin ispatlanmış bir şey. Dediğim gibi o LDL reseptörü dediğimiz karaciğerdeki o kolesterol yakalayan kıskaçlarda bir problem olduğunda LDL çok yüksek oluyor ve bu hastalarda hasta mesela diyet yapıyor, hiç yemek yemiyor, egzersiz yapıyor, zayıf bir insan geliyor, kolesterol 500, LDL'si 190'ın üzerinde olsa 200-250 gibi değerler. Pratik olarak bu hastalar mesela 30 yaşında biz bunu gördük, diyet önerilebilir ama genel olarak yani Amerika ve Avrupa kılavuzlarının kesin bunda birleştiği bir bilgi var. Bu hastaları diyetle beraber hayat tarzı değişikliği artı statin grubu ilaçların başlanması. O hastalar eğer kabul ederlerse ve bunu ömür boyunca bir yan etki gelişmeyeceğini veyahut da takipte kalacağını eğer kabul ederse,
Bu hasta grubuna diyetle beraber ilacı başlamak lazım. Onun dışında damar tıkanıklığı tanısı almış, felç geçirmiş veyahut da işte bypass olmuş herkes ömrü boyunca ciddi bir yan etki yaşamadıktan sonra kolesterol ilacı, statin dediğimiz kolesterol ilaçlarını kullanması gerekiyor. Bu ilaçların her biri eşdeğer midir birbirine hocam? Evet. Bu statin grubu ilaçlar hem ekonomik açıdan faydalı, yani çok pahalı ilaçlar değil, çok birçok grupları var. İşte karaciğer problemi olana ayrı ilaç seçeneği, işte böbrek problemi olana ayrı ilaç seçeneği, farklı jenerik isimleri de var. Bu rutin. Bunun dışında biraz önce dediğim gibi bağırsaktan kolesterol emilimini azaltan ilaçlar da var ama tıpta belki de kardiyovasküler hastalıkların yani engellenmesine bir numaralı başarı bu statin grubu ilaçlar. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani statin ilaç düşmanlığını bırakmamız lazım. Bu çok önemli. Çünkü şu anda tıbbın geldiği nokta şu. Kolesterol ilacını hasta alabildiği en yüksek dozda almasına rağmen eğer kolesterolü istediğimiz hedefe ulaşmıyorsa bu defa bağırsaktan emilimini azaltıcı ikinci bir ilaç verelim. Eğer o da fayda vermiyorsa yeni ilaçlar var. Onlar kısmen pahalı. İğne tedavisi, kolesterol iğneleri diye hastalar biraz biliyorlar. Bunları birleştirerek, 2 veya 3 tedaviyi birleştirerek bu hastanın kolesterolünü çok düşük seviyelere, yani LDL kolesterol dediğimiz 50-40'lı değerlere kadar düşürmeye bir hastaya, tabii biz hekim olarak önerebiliriz. Sadece veriyi sunarız, hasta kabul ederse uygularız. Bu şekilde bir şu anda tıbbın yönelimi o şekilde. Ortak, yani bir ilaç yetmiyorsa diğer gruplarla birleştirerek devamı vermek gerekiyor. Devamı gelebiliyor diyorsunuz. Peki hocam, doktorum bana diyet tedavisi önermedi, hemen ilaç yazdı, uygun bir yöntem midir? Evet. İşte risk durumunuza göre uygun olabilir. Çünkü diyet tedavisiyle %20-30 sizin kolesterol düşüşünüz sağlanacaksa, eğer sizin kolesterol değeriniz bulunduğunuz, sahip olduğunuz riske göre hedef değere ulaşmaktan çok uzaksa, yani LDL'si 200, biz sizde 100 mg'a kadar bunu düşürmek istiyoruz pratik olarak. Yani siz ne kadar diyet yapsanız da siz 150-160 civarında bir kolesterol, yani LDL dediğimiz kötü kolesterol seviyesine ulaşacaksanız bunu direktman ilaç tedavisiyle beraber verebilir ve şu anda doğrudur yani. Doğrudur. Tedavi kılavuzları bu şekilde söylüyorlar. Peki hocam, ya kalp damar tıkanıklığı yaşanmışsa ilaçlarla çözülebilir mi bu durum? Evet, yani durdurulabilir çünkü bu kolesterol tedavisi hastaya başlanıp da kolesteroller çok düşmeye başladıktan sonra seneler içinde oluşan bir hastalık bir nevi frene basmış gibi durabilir. Önemli olan şu olay şu, hastalar damar tıkanıklığıyla damar daralması veyahut da bazı hasta var hiç damarı tıkanmadan, bayanlarda özellikle ciddi bir risk problemi, anjiyo yapıyoruz, damarlar açık ama biliyoruz ki hasta kalp krizi geçirdi. Bunlarda işte anjiyoda göremediğimiz kılcal damarlarda tıkanma olabiliyor. Bu olaylarda tabii ki kılcal damara zaten herhangi bir açma veya bypass yapılamayacağı için direktman kolesterol tedavisi dışında, artık kan sulandırıcı ilaçlar tedavi dışında hiçbir tedavi seçeneğimiz oluşmuyor. Ama tabii ki biz hastaya kolesterol değerlerinin en düşük olabilecek veya vücudunu kaldırabildiği en yüksek dozda ilacı öneriyoruz. Hasta bunu kullandığı sürece rutin kontrolüne gelecek, hayatını düzenleyecek, sigarayı bırakacak, diyetini düzenleyecek. Yani açıkçası bunun dışında da çok yapacak bir şey yok. Eğer tekrar atak geçirirse daha yüksek işte bu kolesterol iğneleri veya diğer tedavileri de hastaya eklemek gerekir. Yani tedaviyi değiştirebileceğimiz, açıkçası manipüle edebileceğimiz tek nokta kolesterolü daha çok düşürecek ek tedavi eklemek. Onun dışında 3 aşağı 5 yukarı kalp ilaçları benzer etkiler gösteriyorlar yani. Peki hocam, balık yağı ya da vitamin takviyesiyle kolesterol değerleri düşürülebilir mi? Evet, özellikle balık yağı yüksek dozda günde 4 gram alınması lazım ki şu anda bu işte takviye olarak satılanlarda genelde 500-750 mg gibi düşük dozlar var. Faydalı olduğu yeni bir çalışmada gösterildi ama o da ilaç. Yani pratik olarak ilaç olarak parayı ödüyorsunuz, alıyorsunuz. Yani takviye bir şey değil, doktorun size reçete etmesi lazım. Bu ilaçla kardiyovasküler hastalıkları biraz azalttığı gösteriliyor. Ama bu tedavilerin hepsi statin dediğimiz ilaçlara takviye olarak verilecek ilaçlar. Yani statin dediğimiz ilaç şu an için ekonomik. Genel olarak toplumda çok yaygın, milyonlarca insan kullanıyor. Şu anda mesela Amerika'da 4'te 1 oranında kullanıyor. 4 kişiden bir kişi bu ilacı yutuyor. Kriz geçirmiş olmasına bile gerek yok. Çünkü onların tedavi kılavuzları ve işte sigorta ödeme koşulları bunu sağlıyor. Bu ilacı kullanacaksın diyor. Pardon, bir daha söyleyebilir miyim soruyu? Hocam vitaminler ve balık vitaminler, yağı. Evet. Bunlarla ilişkili çok büyük 20 bin 30 bin hastalık çalışmalar var. Bir kere vitaminlerle ilişkili bir fayda olmadığı net. Balık yağı dediğimiz olay değer 4 çok gram gibi çok lazım. Yüksek dozda kullanırsak trigliserit düşürücü özelliği var. Kolesterolü çok düşürmüyor. Ama biliyorsunuz balığın içinde omega 3 yağ asitleri var. Yani doymamış yağ asitleri. Bunlar diyetin çok önemli bir komponentidir. Zeytinyağında da doymamış yağ asitleri var. Yani evet, bizim Akdeniz diyeti dediğimiz, önerdiğimiz şeyler doymamış yağ asidi yüksek olacak. Mesela zeytinyağı, yine bu
Kabuklu yemişler, bunlar önemli. Fındık, fıstık. Evet, fındık, fıstık bunlar önemli ve balık çok önemli. Çünkü balığın içinde bu balık yağı dediğimiz şey, zaten onun kapsülü de olsa ne olursa olsun EPA dediğimiz şey bunu içerdiğinden dolayı. Bunları çok alacağız. Doymuş yağ asitleri, mesela tereyağı, kırmızı etin yağlı yenmesi gibi. Doymuş yağ asitlerini azaltacağız. Azaltacağız. Kolesterolü düşürmek amaçlıyla, değil mi? Kolesterolü düşürmek amaçlı, evet. Hocam çok fazla soru geldi. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Sayın seyirciler, siz de bize katılabilirsiniz bu kısımda. Ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan bizi arayabilir ya da mesaj atabilirsiniz. Bir izleyicimiz Güler Hanım. İyi yayınlar hocam. LDL 149, HDL 83. Triglyserit 170, yaşım 50, günlük 1 saat yürüyüş yapıyorum, 1.64 boy, kilom 53, ne yapmamı önerirsiniz, ilaç almıyorum der. Evet. Ailesinde eğer yoksa bu hasta, yine yaptığı şeyler kısmen doğru, sigara kullanıp kullanmadığını söylememiş yani. Sigara içmiyorsa aynı şekilde devam edebilir. Diyete dikkat edecek, yine dediğimiz gibi kırmızı eti çıkartacak. Çünkü bunlar sağlıklı beslenme önerilerinin bir yaşı yok. Herhangi bir hastalığın olmasına gerek yok. Çocukluk yaştan itibaren, hatta ilkokuldan itibaren bunların bu şekilde uygulanması en faydalı bir şey. Yani genel yaşam tarzı değişiklikleri, önerilerini uygulamaya devam edecek. Diyetine dikkat edecek. Bir de sigara kullanmayacak. Kilosunda zaten bir problem yok. Yani şu anda onda ciddi bir risk oluşmaz. Değerleri iyi. Evet. Normal diyorsunuz. Evet. Bir izleyicimiz de şunu sormuş hocam. 56 yaşında bir kadınım. Doktorum kolesterol değerimin yüksek olduğunu söylemesine rağmen bir ilaç vermedi. Nedendir der. Evet. Yine risk, genel risk profiline göre hastayı değerlendirmek lazım. Tabii ki kolesterol yüksekliğinin rakamsal değeri burada önemli oluyor. Eğer LDL kolesterolü 190-200 gibi bir değerse direkt kolesterol düşürücü ilaç verilebilir bu hastaya da. Ben Nurhan Gençbay, kolesterol hastasıyım. Acaba çocuklarımın da kolesterol hastalığı olma ihtimali var mıdır hocam der. Evet. Şimdi bu kolesterol hastalığının iki tipi var. Biri çok yüksek kolesterol değerleriyle seyreden, işte LDL'si 300-400 çıkıyor. Bir de daha yaygın olan heterozigot dediğimiz, yani anne babadan genler geçerken birinde var, öbüründe yok. Bu çok yaygın. 250-300 bireyde bir kişi. Bayağı yaygın yani. Şimdi genetik sıralamaya göre kendinde olmayabilir. Anne babasına varsa çocuklarında yine çıkabilir. Bunu anlamak çok kolay. Yani kan tahlilini yaptıracak, eğer çocuğu 9 yaşında 10 yaşında LDL'si 160'ın üzerine çıkıyorsa hemen diyete başlamak gerekiyor. Evet, bir kan tahlili yaptırmasını. Çünkü yani bilmek gerek, yani bu genetik olarak bilmemiz bir şey değiştirmiyor. Kolesterol yüksek, hastanın risk durumu var. O zaman hemen müdahale etmek lazım. Çünkü genetik bir tedaviyle onu yapamayacağız, düzeltemeyeceğiz. Hemen bir kan testine ihtiyaç var. Kan testi olmadan anlaşılmaz. Tükettiğimiz bazı yiyeceklerin içinde düşük kolesterol içeriyor denmektedir. Bunlar daha güvenilir midir hocam? Evet. Şimdi bu ambalajlı ve işte koruyucu içeren yiyecekler tabii ki sağlığı tehdit ediyor zaten, biliyorsunuz. Çünkü içinde trans yağ. Yani içindeki kolesterol içeriğinin düşük olmasından başka bir de trans yağ içermez ibaresi genelde yazılıyor. Trans yağ içermez sıfır değil, çok düşük oranda trans yağ içeriyor demek anlamına geliyor. %1'in altında. Trans yağların, biraz o konuya da girelim. Normal kolesterol değil, trans yağlar biraz tereyağına benzer kıvamlı bir yağ üretmek için endüstriyel olarak üretilmiş bir yağ tipi. Sonradan tabii çok uzun ömrü var, paket ömrü var, işte raf ömrü çok uzun olmasını sağlayacaklar. Bir de fast food zincirlerinde tekrar tekrar ısıtılan, kızartılan yağlar trans yağ açısından çok zengin. Evet. Yani fast food beslenmenin en önemli zararı ne derseniz, içine koyulan etin içeriği, yağı, işte patatesin kızartıldığı yağ. Trans yağ yüksek olduğu andan itibaren belki de şu an yani kolesterol yüksekliğinden daha ciddi bir sağlık problemi olarak, çünkü çocuklar da işte bu şey olarak sürekli yiyorlar, cipslerde vesaire, fast foodlarda falan trans yağ en çok önemli fazla. Şey. Onun dışında kolesterol, dediğim gibi dışarıdan aldığınız sağlıklı kolesterol sizin kolesterol seviyenizde artış veya azalma çok fazla yapmaz, ama trans yağ tüketimi direktman inflamasyonu tetikliyor. İşte damar tıkanıklığı veya kalp krizi açısından hastalığın da hızını biraz arttırabilir yani. Evet. Özellikle çocuk grubunda çok risk oluşturuyor. Yumurtanın kolesterolü çok fazla yükseltmediği söylentisi doğru mudur der bir izleyicimiz. Evet. Yumurta da biraz çok tartışıldı. Senelerce hep yasaklandı. Şu anda yumurtada biraz ona sıcak bakıyoruz, yumurtaya. Çünkü günde bir tane tüketildiği zaman çok ciddi bir problem yaratmadığını söylüyoruz. Onun en önemli sebebi de tabii ki yumurtanın içinde kolesterolün yanında lesitin molekülü var. Sağlıklı
başka birçok yağ tipleri de var. Ve vücut fazla çok abartı tüketilmedikten sonra fazlasını zaten almıyor. Yani o lesitin molekülü ile beraber vücuda kolesterol girdiğinde lesitin biraz o kolesterolün eminimini engelliyor. Hı hı. Yani kendi içinde bir nötralize edici bir özelliği de var. Ama tabii ki bir kalp damarı hastası olan bir kişiye de yani her gün yumurta ye sana bu şifa verir demek doğru değil. Ama tüketiyorsan da bunu belli bir limitte yenebilir diye düşünüyorum. Hocam şöyle bir belge var. Kızım 14 yaşında nasıl bir diyet uygulamalıyım der. Evet, sonuçları orada tıklayınca görünüyor. Şimdi bu hastada da trigliserit olayı var. Trigliserit yüksekliği var. LDL kolesterolü 95 çıkmış. Yani 100'ün altı istenen bir değer. Trigliserit yüksekliği genelde tamamen diyetle alakalı bir şey. Yani bunda yapacağı şey bir kere hazır yiyeceklerden uzak duracak. Hamur içini azaltacak. Kilo problemi olup olmadığı önemli. Çünkü biliyorsunuz kilo ile beraber İşte bu ergenlik döneminde de bazı sağlık problemleri tetiklenebiliyor. Onlar da kilo ile ilişkili olduğu için. Burada hamur içini azaltacak. İşte kekleri, işte çikolata bunları az tüketecek. Yani ne yesin hocam? Tavsiyeleriniz ne? Yani çocukluğu beslenmesinin önemli. Gelişmesi açısından tabii protein çok önemli. Karbonhidratların çok bir önemi yok. Yani en önemlisi balık tüketimi. Balık tüketimi. Balık tüketimi tabii yağsız ki. Yağsız et. Evet, yağsız et. Bol süt belki. Bol süt, sebze, lifli gıdalar çok önemli. Bağırsak sağlığı açısından çok önemli. Çok önemli bilgiler verdiniz hocam. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz Kadın Hayatı'na katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Barış Güngör'le kolesterolümüzü konuştuk. Her türlü bilgiyi kendisinden aldık. Hiçbir yere ayrılmayın. Üçüncü konuğuma devam edeceğim.